Bayanlar ve baylar, sevgili Ellie. Dostlar, huzurlarınızda Last of Us Ellie. Devam ediyor. Ellie. Üzgünüm. Jesse! Aşağıdalar! Hayır. Hayır. Selam. Selam. İçeri geçebilir miyim? Buyur. Ah be, eli patatesli gözlemem mi? Maria aç kalmanı istemiyor. Bizi durduramaz. İhtiyacımız olan insanları bulmak. Bunu doğru yapmak için. Jackson'ı zayıf bırakmış olacağız. Ben abimi kaybetsem kafayı yerim herhalde. Ne yani, bu yanlarına mı kalacak? Kimse kalsın istemiyor. Evet, ama şu an olan bu. Mesela şey olsaydı. Yine avcılar saldırırsa. Konuşan sen misin, Maria mı? Ama haksız değil ki. Sen Abby... ya da ben ölseydik, Joel Seattle yolunu yarılamıştı bile. Heh. Abby Joel diye Tommy'yi öldürseydi. Şaka ve oyun boyunca yeri geldiğinde. Seattle'dan olduklarından bile emin değiliz ki Ellie. Washington Mesut, Kurtuluş Cephesi. Adam. Üstlerinde VLF yazdığını söyledin. Ya ceketleri çaldılarsa? Nasıl? VLF yer değiştirdiyse. Ne yapıyorsun sen? Bak ne diyeceğim. Ben yarın gidiyorum. Benimle gelmek istiyorsan tamam. Ne işlere bulaştığını bilmiyorsun. Grupları büyük veya silahlı mı bilmiyorsun. Umrumda bile değil. Beni vazgeçiremezsin. Bana bir gün ver. Maria ile konuşacağım. Tamam mı? Verebileceği birkaç adam olmalı. Ya ikna olmazsa? Bir yolunu bulacağım artık. Bir gün. Lütfen. Peki. Şey diyorum, Abby Joel zannederek Tommy'yi öldürmüş tamam. olsa, biz tamam. oyun boyunca bir noktada Joel'la bir noktada Ellie ile ikiye üçe bölünerek farklı karakterleri kullanarak Tommy'nin hani öcünü almaya çalışsak, Joel kendi zannedilerek o öldürdüğü insanlardan dolayı başına gelen bu durumu, bedelini hani o yolculukta çekse daha başka olurdu sanki. Ama işte böyle yaptılar abi. Yapacak bir şey yok. Ve bu işin sonu da işte mezar taşı.
maalesef. Şunu ilk oynadığım zaman ailesel çok büyük bir sıkıntım vardı. Gerçekten inanılmaz büyük. Hani... Ya, ölmeyi düşünecek kadar büyük. Ve o zamanlar bunun için kendimi tutamayıp gözyaşı döktüğümde insanlar dalga geçmişti. Gitmeden önce Joel'un İnsanların arka planda istiyor. Bilmediği şeyler için dalga geçmesi kadar acımasızca bir şey yok açıkçası. Bir şey almam gerekiyordu. Tabii. Hadi bakalım. Atlara ulaşamadım. Birini Tommy almış gibi. Ve Maria da ahırları kapatmış. Aman be Tommy. Yolda başka bir şey düşünürüz artık. Araba ya da at falan işte. Tamam. Seattle'a gitmemiz daha da zorlaştı. Yapacak bir şey yok. Hala fikir değiştirebilirsin biliyorsun. Biliyorum. Kendini mecbur hissetmeni istemem. Eli. Her zaman seninleyim. İşte o kadar. Sırt çantanı alacak mısın? Doğu kapılarını oraya sakladım. Oradan çıkarız diye düşündüm. Kış gene büyük vurdu ya. Bir önceki kışta Last of Us'ta Sam'i kaybetmiştik. Bu kışta da Joel'u. Baksana bir sürü insan çiçek göndermiş. Onca çiçek var, bir tane insan yok. Vay arkadaş. Bu oyunun filmi olsa keşke. Önümüzdeki sene dizisi çıkıyor. Oyunu temel alan HBO'da yayınlanacak bir dizi. Hatta hey. O dizi öyle bir yerde bitecek ki 3. oyunda da bir bağlantısı olacak ne falan gibi söylentiler de var. Ben yapmalıyım. Tamam. Ben iyiyim. Hadi gel. El titremesini gördünüz değil mi? Ben burada takılırım. Sağ ol. Ana, kahve içmeyi çok severdi. Bildiğim kadarıyla Last of Us dizisinde ilk oyun aynen. İlk oyun üzerinden gidilecek diye biliyorum ben de diziyi. Ama insanlar şey demişler. Kesinlikle dizi onay alacak. Devamında hani ikinci kısmı da çekecekler. İkinci kısımdan sonra üçüncü kısma başlayacak göndermelerle. O dönem zaten geldiğinde Naughty Dog üzerindeki oyun yapımı ağırlığında atmış olacak ve ona yönelecek gibi söylentiler. Söylenti bunlara. İnternette her gün söylenti çıkıyor. İnternete gir, belli forma gir. Last of Us 3'ün senaryosunu yazan adam bile var. Söylenti diye basıyor işte. İnternette söylenti oluşturmak çok kolay. Gün batımında verilen tüm sözler benim için diğerleri kadar kıymetli. Gitar yapıyormuş bak burada.
figür yapıyor. Nelerle uğraşıyormuş kral ya. Hepsi yarım kaldı. Tommy ve Joel. Ha bak, Sarah ve Joel. İlk oyunda Ellie bunu getirip veriyordu Joel'a. Kamp alanına gittiğimizde. Joel ve Ellie daha küçükken, at severlerken. Joel'un silahı artık Ellie'nin. Ve bence... Dur bir ya. Her şey yolunda mı? Şey çok sıkıntı. Yani Allah kimseye sevdiğini kaybetme gibi o durum yaşatmasın. Ama bak, fotoğraf, ses, bir anı. Bunlar değil bence en etkileyici olan. Koku. Sevdiğin insanın kokusu. O yenge, sen mi geldin? Maria, ben Seattle'a gidiyorum. Bu işin peşini bırakma mümkün değil. Bir bedel ödemek zorundalar. Eli peşimden gelmek isterse ona engel ol. Silahlarını al. Ulan Tommy. Gerekirse Eli'yi de. Bana zaman kazandırman gerekiyor. Seni çok seviyorum, Tommy. Bu adam kendini resmen öldürtecek. Beni de götürmeliydi. Eğer adam verseydin piçlerin peşine düşerdi. Keşke verebilseydim. Beni kilitleyecek misin? Kalmanı tercih ederim. Pardon da öyle bir dünya. Kalmanı tercih ederim ama seni iyi tanıyorum. Sen de mi gidiyorsun? Evet. Sessizce sıvışacaksınız yani. Hı? Aynen. Neyin tribini yaşıyorsunuz oğlum? Evet. Gençleri tutabilir misin? Gidecek onlar yani. Bu intikam mücadelesi artık. Ahırdakilere atlarınızı alabileceğinizi söyledim. Yanınıza cephane de alın. Sağ ol Maria. Yalnız... Bana bir iyilik yapın. Gerizekalı kocamı eve sağ salim getirin. Herkes yaşlandı abi ya. Tabii ki. Tamam o zaman. Yola koyulun. Asitlerini yeniliyormuş tabii. Gün batacak.
Seattle'da intikam yolculuğunda birinci gün. Avcı üstüne çıkmıştı. Onu boğuyordu ve Joel silahına ulaşamadı. Ellie ilk cinayetini anlatıyor. Peki korktun mu? Yani düşünmedim bile. Sadece oraya koştum, silahını aldım ve onun suratından vurdum. Kaç yaşındaydın? 14. Ellie burada 18 yaşında. Bir hastalıklıyım mı yani? Hayır. Zekası olan, mantarsı olmayan biri. Falan. Vay be. Ne oldu peki? Ben onu ilk cinayet diye biliyorum. Adamın biri anneme saldırdı. 10 yaşında işlemiş ilk cinayetini. Siktir ya. Beni yendin bak. Evet, taşaklıyımdır. Ne kadar kaybolduk peki? Nasıl bir grafik arkadaş? Nedir ya? Kaybolmadık. Ha. Güven birazcık. Joel'la birlikte karşılaştığınız o deli yamyamlara ne diyorsun? Bir kez peşinizden geldiler. Belki bu BLF'ler de onlarla bağlantılıdır ha? Hayır, aynı grup değiller gibi. Belki Boston'daki kaçakçılar falandır. Dina, Joel çok insanı karşısına aldı. Boşa tahmin yürütüyoruz. Peki. En azından daha fazla bilgi edinene kadar. Let's go. Dün garip bir şey yaşadım. Last of Us Remake serisini bitirdim biliyorsunuz. Ciddi ama hani özellikle baktım ciddi yazmış. Last of Us Remake bittikten sonra arkadaşlar bir tanesi yorumlarda yazmış. Abi Last of Us gelir mi? Remake bir daha gelir mi? Oğlum bir dur lan, yeni bitirdik. Ya bu nasıl bir doyamamazlık arkadaş? Bitirmişiz zaten. Hani yeni bitirmişsin lan ya, bitmiş. Aç tekrar izle. Nasıl bir şey bu? Nasıl bir doyumsuzluk? Bir süper kahraman kartı daha. Sana bir soru. Bir süper güce sahip olsaydın hangisini isterdin? Akıl okuma. Muhtemelen görünmezlik. Sağlam seçim. Siz? Bunu daha önce de sormuştum, hatırlıyorum. Tam olarak bu işte. Bu da diyor ki beni dikizlemek için mi? Ha bacım ha. Seni dikizlemek için, aynen. Taner dikizli mi abi? Hadi bakalım. Sanırım yanıldım. Meğer nereye gittiğini biliyor musun? Arabayla niye gitmiyorlar sorusunun cevabı bu. Her yer tıkalı çünkü. Arabanın geçebileceği bir yer yok. Yani Yüzüklerin Efendisi'ne yüzüğü neden kartallarla götüremediklerinin cevabını vermişler ya bu şeyde. Güç Yüzükleri fragmanında mı? Bölümünde. Kartalların Nazgullar saldırıp hepsini yok ediyor. Buradaki sorunun cevabı da bu olsun. Şimarla kal. Tamam. Uçma özelliği olsa. Evet. Her an istediğin yere uçabilecek olmak da güzel. Ama uçarken sıkıntı. Mesela uçuyorsun, yüzüne sivrisinek falan, börtü böcek çarpıyor. O kötü. Hoppa. Seattle'a hoş geldiniz. Seattle haritası. Teleport, bak uçmak yerine teleport özelliği olsa severdim. Ya da portal açabilirim. İşe yarar bir şey var mı? Eski bir turist haritası. Ya iyi. Bu da bir şeydir. Bu.
Çok pardon, bir saniye. Karantina bu mu? Evet. Yüksek yerlere dikkat. İzinsiz geçen vurulur. WLF. İzinsiz girenler öldürülür. Ne kadar da dost canlısıymış. En azından doğru yerde olduğumuzu biliyoruz. Herkes nerede? Bu işareti koydularsa içeri girmenin bir yolu olmalı. Evet, enfeksiyon evreleri olarak hastalık evreleri, bir insana enfeksiyon bulaştıktan sonra onun Cordyceps ile birlikte dönüşümü, mantar dönüşümünü görüyorsunuz. 1, 2, 3 ve 4. aşamalar. Yok mu şey? Oyunda en beğenmediğim olay bu zıplama animasyonu. Birinci oyunda da, ikinci oyunda da Dina, zıplama animasyonu çok kötü bence. Tamam. Let's go. Kapıyı diğer taraftan açabiliyor musun? Bir baksana. İyi fikir. Sadece ölüyordum. Şimdi... Baby Toe. Bir an aşağı inmem gerekiyormuş gibi düşündüm, pardon. Bir yandan da dost mesaj attı. O gözüm ona gitti. Dost Kayaoğlu. Nerede? Selam olsun burada. Sevgili dostlar. Döneceğim mesajına. Şuradan bir aşağı inelim. Let's go. Hoppa. Sen şaşardım. Aa, niye? Bak şimdi ya, durduk yere niye böyle yaptı ki bu kapı? Şuraya bakalım. Zort mu? Pekala. Zort. Seni nasıl çalıştırıyoruz? Şimdi... Elini tersiyle vurdu. Pekala. Ne zamandan kalma acaba? Şimdi bu şifreleri unutmayalım. Bunlar belli kapıların açılıp oradaki kasaların lootlanması için bizlere sunulmuş şifreler. Hop, şöyle aldım. Tamam. Güzel. Let's go. Büyük bir operasyon kapıda ve Isaac bizden şehir merkezindeki kalan malzemeleri toplamamızı istedi. Adliye, garajı ve kubbede ne kadar benzin varsa toplayıp Serena ve üstündeki güvenli eve getirdi. Bu da bir şeydir.
Serena ve su güvenli bölgesi. O alkol mu? Ver bakayım. Bundan ilk yardım malzemesi yapacağız. İşte jeneratör bu. O öyle çalışmaz. Burayı açtık. Önce çalıştıracağız mı? Şu çok iyi ya. Şu kabloyu böyle nasıl yapabildiniz abi, inanılmaz. Hiçbirimizin içine dolanmıyor. Pekala. Açılıyor mu? Nereden? Aa ya, Allah kahretmesin benim. Şu kutuyu unutmuşum lan resmen buraları. Ya az önce düğmeyi gösterdi resmen. Bu düğmeyi arıyorum ya. Gerçekten asansör düğmesi gibi gözüm ya. Düğmeyi basacağımı şey yaptım. Dina, sorun yok değil mi? O ses neydi öyle? O kapıyı açtım. Takılıyoruz ya çocuklarla içeride. Şimdi de bunu açmam lazım. Tamam, sana güveniyoruz. Sağ ol. Bu motivasyona ihtiyacımız var. Yani. Sağ olasın. Şimdi bir jeneratör de burada. Bunun için... şunu yapacağız. Bunu böyle attık. Ama şifre ne? Ana kapı. Dur, ana kapı şifresi neydi? Hemen bakıyorum. Fotoğrafı bu yüzden çektik. 0512. 0512. Evet. Elini sağlasın. Siktir. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hey, olur. Hadi gel. Teknik aksaklıklar olacak. Bayağı çok olacak. Sıkıntı. Şimdi oradan bir şey çıkmadı değil mi? Şaşırtmadı. Bir çekmecenin boş olması bir Last of Us oyununda şaşırtmadı. Geldik. İlk yardım malzemesi serisinden. Güzel. Let's go. Yine üstü diye bir yerde bir VLF güvenli evi olduğundan bahsediyor. Serevina. Arıyor muyuz? Umarım ilk VLF'nizi buluruz, konuştururuz, sonrası gelir. Gidelim. Hadi bakalım. Doğu kapısı. 2 numaralı doğu kapısı. Serena ve otel. Seravina oteli. Burası olmalı. Fedra'yı şey değil yazmışlar duvara. Geçmenin bir yolunu silkeyim. Bulalım. Silkmek. Sikeyim Fedra'yı kapısı. Ya da işte evet. Çok yaratıcı. Nokta atışı yapmış. Yaklaşıp etrafa bir bakalım. Fedra ilk oyunda da vardı. Ellie ve Joel bayağı mücadele veriyordu onlara karşı. Evet. Seattle karantina bölgesi nüfus sayımı. Kabul edilen, reddedilen ve kovulanlar olmak üzere ay ve ay
Hepsi buraya not alınmış. İkmal hatlarımızda sürekli yapılan WLF baskınları ve buna ek olarak gerçekleşen hastalıklı saldırıları ve spor istilaları haftalık gıda dağıtım hedeflerini karşılayamamamız anlamına geliyor. Bir sonraki emre kadar şehir kapılarını yeni gelenlere kapalı tutun. Gıda stokları üzerindeki yükü hafifletmek için suçlu yakalama devriyelerini sıklaştırın ve suç işleyenleri kovun. Artık tüm ikinci sınıf suçlar ihraç sebebidir. Vaktimiz tükeniyor. Teğmen Torres. Aptallar. Herkes size düşman olmuş. Şimdi şuradan bir gidelim. Burada bir jeneratörümüz var. Tamam. Jeneratör hadi bakalım. Çalışmıyordu diye hatırlıyorum. Aynen, yakıt yok. Buna yakıt bulacağız. Benzini bitmiş. İçine sıçayım ya. Şimdi ne yapacağız? Ah, siktir. Not. Ne? Notta adliye garajında ve kubbede benzin olduğu yazıyordu. Pekala. Adliye garajı ve kubbe. Bu yerleri bulmak için planımız kubbe ne? Kubbe şurası. Etrafta dolanıp ne var ne yok diye bir bakalım. Tamam. Neredeyiz biz? Hoppa. Seattle'a hoş geldiniz. Bana kalırsa tam buradayız. Ha, güzel. İlerledikçe işaretlerim. Burada ne olmuş böyle? Öyle sanıyorum ki ordu burayı fena bombalamış. Bunu neden yapsınlar? Şey, bazen şehrin bazı bölgelerini bombalarlar. Hastalıkları ya da asileri. Biraz abartı gibi geldi. Yani genelde işe yarardı. Hastalıklılarda mı, asilerde mi? İkisi de. Siktir. İnan bana, karantinada büyümediğin için şanslısın. Ben de artık öyle düşünüyorum. Bu kız neleri gördü, neleri Dina, bir bilsen. Eli nelerini gördü. Pislik bir asker olup çıkardı. Asla. Gönlümün aldığını düşünemiyorum bile. Evet. İyi tespit. Bu arada Seattle karantina bölgesini daha farklı hayal etmiştim. Bir bakalım. Oha. Hoppala. O adam subaymış. Erzak kamyonunda mı geziyormuş? Belki saklanıyordu. Başarısız olmuş. Evet. Duruma bakılırsa öyle. Delik deşik edilmişler. Olsa mermi izleri var. Her şey hazır. Bekliyor olacağız. Konvoyun yolunu kesip FEDA subaylarını esir aldığımızda görev yerini terk edip bize katılabilirsin. Sayısı risk aldığını ve açığa çıkma korkusuyla yaşadığını farkındayım. Davamıza olan sadakatine minnettarız. Isaac. Isaac, WLF'lerin lideri. Ne diyordun? Hey, sanırım adliyeyi buldum. Nereden biliyorsun? Ha, şu yazıyı görüyor musun? Binanın üstünde adliye yazıyor. Ha, anladım. Aferin sana dedektif. Hı-hı. Burayı haritada işaretle. Sen bir şeyden bahsediyordun. Evet. Neyse işte, Seattle karantina bölgesini daha farklı hayal etmiştim. Mel, duydun mu? Evet, duydum. Hastalıklı. Ses adliyeden geliyor. İşler sarpa saracak yine. En azından hazırlıklıyız. Aynen öyle. Rustin Cafe. İlk oyunda da vardı hatırlıyorum. Hatta Ellie Joel'a çay mı seversin, kahve mi seversin şeyinde Joel kahveyi tercih ederim gibi bir cevap veriyordu sanki, öyle hatırlıyorum. Selam Davis.
Malzeme için eski WLF güvenli evimize bak. Muhtemelen pek bir şey çıkmaz ama çıkarsa, ne çıkarsa kârdır diyebilirim. Bulabildiğini kap. Serenava'da bizimle buluş. Benzin dert etme, o iş bizde. Sevgiler, Mike. Joel kahveyi çok sever miydi? Dalga mı geçiyorsun? Eşyalarının yarısını kahveye değişirdi. Bence saçma. Tadı yanık bok gibi. Aynen ya. Bu kahve severleri bir hakaret ama. Bu kahve severleri bir hakaret. Bu arada Starbucks zamları ne olmuş öyle ya? Yani kahve değil tabii ki ama bir neydi o limonlu şeyin adı? Lan o bile çay tiratte değil ya, diğeri. Cool Lime, Cool Lime, Cool Lime. 37 lira olmuş ya. 37 liraya Cool Lime mi olur abi? Anam Allah belanı. Gerizekalı. Ne? Zam mı var diye çıktı ya bir anda. Evet. Unutmuşum burayı, Allah belanı versin. Bilmem ama nefret ediyorum. Barco. Gerçekten 37 lira Cool Lime'ı duyduğumda ben de zombi gibi oldum ha. Şeyimiz ne durumda? Takviye. Okey, daha duralım. Sanırım burayı temizledik. Şimdi buradan inemiyoruz öyle. Adliyeye direkt ana kapıdan giremiyoruz. Keşke atı çağırsaydık ya. Atı ıslık çağırıp çağırabiliyor muyduk? Çabuk çağırabiliyor muyduk acaba? Hiç hatırlamıyorum. diye düştük. Cool Lime normalde kaç bin liraydı? Valla ben 15 liraya falan aldığımızı hatırlıyorum ya. 10 mu 15 liraya alındığını hatırlıyorum. İyi gidin ey. Joel'un altı patları. İşte başlıyoruz. Gel, aksiyon. Let's go. Oy. Oy. Güzel. Bitti mi? Şu benzini bulalım. Evet. Jüride yer almak nasıl bir histi acaba? Eğlenceli olmalı. Oturuyorsun, kanıtları inceliyorsun. Yalan mı doğru mu bakıyorsun. 5 dakika ve bıçağımı verseler, yalancı olup olmadıklarını söylerdim. Vay be, tamam. Yürü be kral. Beni bir sorgu odasına soksunlar, öttüremeyeceğim yoktur diyor yani kısaca Eli. Bir cam, bir molotof. İyi oldu. Şuradan devam. Dina gel.
Şuraya baktım değil mi ben az önce? Aynen. Tamam. Şuradan devam edebiliriz. Hey, el atar mısın? Geldim. Let's go. Let's go. İşte. Daha önce hiç adliyeye gittin mi? Hayır. Bastığında başının belaya girmediğini mi söylüyorsun? Ha, belaya bulaştım. Ama hiç adliyeye gitmedim. Tamam. Burada ciddi mevzu dönmüş. Güzel, bu patlayıcı işimize yarar. Sersemletme bombası. Sersemletme olarak kullanılan patlayıcı. Benzin orada değil mi? Ha, notta öyle yazıyordu. Tamam, o zaman oraya gidelim. Eğitim rehberleri geliştirme dallarını gösterir. Sessiz çoğunluk için hayatta kalma rehberi. Todd Garrett'tan. Yeni geliştirme başladı. Hoppa. Ne bu? Yakın dövüş geliştirmesi üret. Güzel, ver. Hatırlatma, şüphelerin üstünden çıkan ve el kolan tüm eşyalar ofisin kilitli odasına konmalıdır. 860722 unutmuyorsunuz. 860722. Aşağıdaki kişiler her türlü terör mücadele operasyonu yüksek etkili yöneticilerdir. Isaac Dixon, Fedra subayı cinayeti, terör faaliyetleri, isyana teşvik etme. Alison Cole, Fedra subayı cinayeti, isyana teşvik etme. Patterson Sanchez'den boşalan koltuğa Dixon oturdu. Şu an en önemli hedefimiz o diye de çavuş Ford'dan bir bilgi. Ne eksik diyordum? Tabii ki çay eksik. Metin'in yayını açıksa çaysız olmaz. Pınar'cığım afiyet olsun. Uy. İşimize yarayabilir. 860722 unutmayalım. Resmi hizmeti mahsustur. Federal Afet Müdahale Ajansı. Adam bir Fedra komutanı falanmış. Ve LF'ye yenik düşmüşler ve kaçıyorlarmış. Bu grup ne kadar büyük ki orduyu yenebiliyor. Bu kadar tehlikeliysen kalabalık şart değil. Dikkatli olmalıyız. Akıllı davranmamız gerek. Tamam Jesse. Kasa nerede acaba ya? Ha, şurası. Neydi? 860722 değil mi? 86 07 22. Bingo. Ah, benimsin. Nice. Met abi, seni rüyamda gördüm. Hayırdır inşallah. Hey. Dinoşko, gidelim tatlım. Dino. Dikkat etmeyin de ne yapacağız? Sakat kalıp başımıza senin gibi bela bir ömür mü alalım? Ne yapalım? Hani sürekli senin bakman gerekir bantığın. Dikkat edeceğiz tabi. Siktir! Sahaya atlayan manyak taraftar gibi geliyorlar üstümüze valla. Tıkırdayan. Peşimden gel. Dina! Ah!
be. Çok iyi vurdu yandan. Yandan çok iyi vurdu. Helal. Eline sağlık. Tanrım. Sanırım hepsi bu kadardı. Bedir'in adamları görevden çıkamamış biri. Kahretsin. Ama şu benzin gibi. İşte benzinimiz. Ah, hadi be. Koy bakayım akacak mı? Boş bu. Zınk. Şaka mı ya? Koca tank boş mu? Evet. Tüketmişler tam abi, insanoğlu. Peki. Hazıra daha dayanmaz derler ya. Yok etmiş. Yok etmiş. Peki buradan nasıl çıkacağız? Lina. Geliyorum. Hadi geç. Hop. Şimdi sen. Haydi. Hop. Tamam. Bırak hadi. Zınk. Aferin bebeğim. Sağ ol. Bebeğin falan hayırdır bu samimiyet? Tamam. Adliyenin üstüne çizebilirsin. Gidip şu kubbeyi bulalım hadi. Devam etmeden önce birkaç malzeme daha alsak fena olmaz. En azından tamam. Burası rahat bir yer. Karantinada olup kamyon sesi duymamak doğru. Ya da silah sesi ve patlama sesi. Kardeşim karantinadan hep kaçındı. Muhtemelen bu yüzden. Gitgide daha paranoya yaklaştı. Bazen gecenin bir yarısında çığlıklar içinde uyanırdı. Kötüymüş ya. Kötü bir şey olursa hemen kaçabilelim diye çantamız hep hazırdı. Aynı yerde birkaç haftadan fazla kalmadı. Berbattı. Bir yere evim diyebilmek üzere olmalı. Evet. Jackson'a ilk gittiğimde insanları görünce çok şaşırmıştım. Yemekleri görünce şaşkına dönmüştüm. İlk hafta nasıl tıka basa yemek yediğimi hatırlıyorum. Bitecekmiş gibi tüm ceplerime yemek sıkıştırıyordum. Evet, görmüştüm. Hayır, görmedin. Evet, görmüştüm. Kuru etleri çalan şu sıska kız da kim dediğimi çok net hatırlıyorum. Açtım. Bakalım burada neler var. Burası da ne böyle? Bir tür VLF mekanı falan sanırım. Bizi koyun sanıyorlar. Onlara dişlerinizi gösterin. Bare your fangs. VLF propagandası. Boston'daki ateş böceklerini hatırladım. New Mexico'da kuzgunlar diye bir grup vardı. Kendilerine anayasa koruyucuları diyorlardı. Ne ayaklardı? Fedra'nın çok kuralcı olduğunu düşünen eski Fedracılar. Koruma ayağında para toplayıp bir sürü kadınla evlenirlerdi. Oha. Harika evler. Yok artık. Olaya bak. Evet. Tezgaha bak. Şapşık bir hayalet buna bayılırdı. Şapşık hayalet? Şey, kim? Jackson'a gelmeden önce baktığım yabani kediler. Ha, ama kedi mi olmasın bunlar? Bizimle gelmek istemiyor gibiydiler. Ha, fare oyuncak fare varmış orada. Bazen özlüyorum. Hayvanın var mı? Pek benlik sayılmaz. Belki tüm bunlar bittiğinde ilgilenecek tatlı bir hayvan alırız. Tamam, olur. Bu ne böyle? İşte o konvoyu vurma planları. Abi ya, VLF orduyu temizlemiş. Ateş böceklerinden çok daha başarılılar. Okay, burayı tamamen hallettik. Şimdi bura tamam, bura tamam. Şurada bir köprümüz var. Bir itfaiye aracı var orada. Hoppa, burası güzel oldu. Moruk, kolay atla işte, endişelenme. Endişelenmek kanımda var. Vay be, şuna baksana. Resmen tarihi. Neler var? Nice, güzel. Buradan balta geldi. Aman palacı, palayı daha çok seviyorum. Pala kalsın. Bakalım sende ne var? İşimize yarayabilir.
Westlake Bankası'nı şimdilik kimsenin araştırmadığına dair bir söylenti daha işittim. Dedikleri doğruysa içeri salgın öncesi malzeme kaynıyor olmalı. Hadi ama oraya gidip bir bakalım değil mi? Banka, bakılacak bir banka var. Bununla aşağı inebileceğiz. Aşağı inmemize gerek varmış. Susandım. Susandım. Let's go. Bu arada o atlayış yapıp o arabaya tutunamaması da inanılmazmış yani. O kadar şey yap, oradan oraya koştur, onca şeyle mücadele et. Gel buraya şöpölönks diye kuş boku gibi düş ya. Lan olacak iş mi Allah'ın aşkına elim ya. Tabelaya bak. Galiba bankayı bulduk. Gidip keşfetsek mi? Sen seç. Aman ne hoş. Burada her an enkaz altında kalabiliriz. Rahatla. Muhtemelen yıllardır böyle. Bugün çökecek değil ya. Deme öyle işte. Deme. Eyvah. İster misin? Sen seç. Bunların üstlerinde sığ. Ne yaptın? Helal kız. Yardı ha, helal valla. Elin armut taplamıyor, helal. Tamam. Hepsi bu kadar. Tanrım. Evet, bankayı bulduk. Zırh olayı ne alaka? Hadi gel kredi çekelim. Asker gibi görünmüyorlar. Evet. Öyle gibi. Harbi niye asker değilse... Diğer insanlara zırh var, o da saçma. Acaba hayatta kalanlar askerlerin zırhlarını falan giydiler ama daha sonra dönüştüler vesaire gibi mi? Kasa 60-23-06. Bence bu zırhlı nöbet tipler bankayı soymaya çalışıyordu. Aa, olabilir, doğru. Şu filmdeki gibi. 60-23-06 unutmayalım. Hani şu sörfçü soyguncuların oldu. Aa, evet. O filmi severim. Hadi bakalım. 60-23-06. Açtım işte. 60-23-06. Şimdi burayı açtık. Burada bir şey olduğunu hatırlıyorum. Burada mıydı o? Gördüğünüzde sizin de hoşunuza gidecek bir şey. Hatırlatma olsun. O pompalı mı? Ver bakayım. Sağ ol olsun. Thanks buddy. Pompik geldi, pompik. Hop ve. Güzel. Sık Parvis Magna. Şu paralara baksana. Küçük başlangıçların büyük ihtişamı. Eski dünyada olsaydık var ya, zengin olmuştuk.
Hadi gel. Lan yine mi? Yaşasaydın tüm o parayla ne satın alırdın? Belki büyük bir çiftlik. Ama çiftliği şimdi de alabilirsin. Peki. Şimır. Sen ne alırdın? Ne yapıyorsun kuzum? Uzay mekiği. Aa, doğru. Siz ne alırdınız? Astronot mevzusu. Hey, çiftlikten daha havalı ama. Çiftlik çok daha kullanışlı bence. Orası fena bir yerde. Pompalı tüfek bulduk. Bu yüzden pek şikayet edemem. Tamam, kubbeye gidelim. Oha, tanka baksana. Hiç harekattaki bir tanka görmedim. Ah lan. Başlarına feci şeyler gelmiş. Adam yitip gitmiş burada. Ne oldu? Yanmış iskeletler. Of. Böyle ölmek istemezdim. Aynı şu astronotlar gibi. Neden bahsediyorsun sen? Hani ilk ay görevlerinden birinde bir elektrik yangını çıkıyor ve astronotlar kapsülün içinde yanıyor. En azından bir amaç uğruna can vermişler. O hangi filmmiş ya? Aynen öyle. Bunlar sadece itlerin öldürdüğü itler. İstihkak dağıtım merkezi. Boston'da sıra yüzlerce metreydi. Tadı da bok gibiydi zaten. Delirirdim herhalde. Delirenler oldu. Yakıt dağıtım. Delirenler oldu. Hadi bakalım. Oldu. Hedra burayı ne kadar yakıt iyi dağıtım korumuş be. Boston'da her zaman kıtlık olurdu. Aç insan tehlikelidir. Let's go. Devam. Geçebilir misin? Tamam, tuttum. Siktir, hastalıklı. Görünme. Bak bak, Cookie'ye bak ya. Bana anlatıyor görünmemiş olayını. Koparım boynu. Bence hepsini indirdik. Evet, öyle görünüyor. Üretim hızımızı arttırdık, güzel. Gidelim hadi. Eğildi ya. Temiz. Güzel. Sanırım hepsi bu kadar. Eline sağlık. Etrafta insan varsa burayı temizlemiş olmaları gerekirdi. Belki buraya gelmemişlerdir. Belki de. Şu benzini bulalım hadi. Yere yatma olayı çok iyi ya bu oyunda. Hoppa.
Eli, burası bir sinagog. İyi de nasıl Sine anladın ne? Ki? Sine ne? Bir, duvarda menora süslemeleri var. Yahudi eşyası. Ve ikincisi şu ana kadar çarpılmadım. Çarpılmak mı? Aptalca bir şakaydı. Ha, bu diğerlerinden farklı mı? Kapa çeneni. Diğerleri çok mantıklı şakaymış. Buraya gelince gibi. Anılarım canlandı. Kardeşim beni sürekli sinagoga götürürdü. Mandal diğer tarafta. El atıp böyle çekemiyor mu mandalı ya? Ama içeri girmem lazım. Bir bakalım. Tamam. Hadi benzin. Hadi bakalım. Merve Rozi hoş geldin. Lan işte bu. Hey, küfretmek yok. İbadethanedeyiz. Artık benzinimiz var. Siktir nihayet. Diyene bak. O çanta peki benzin kokar ama onu öyle koymasa mıydık acaba? Hey, buradan geçelim. Orayı bir aç. Şunu alıp geliyorum. Bir. Tamam. Ne diyordun? Evet. Yani buraya gelince anılarım canlandı. Ne kardeşim gibi? Sürekli sinagoga götürürdü. Hala dua eder misin? Ara sıra. Cidden mi? Ne zaman? Jackson'dan ayrıldığımızda etmiştim. Joel'un mezarı başında. Bazen kendi kendime kısa dualar ederim. Ne güzel. İşe yarıyor mu? Bana huzur veriyor. Daha sağduyulu olmamı sağlıyor. Acıyla başa çıkmanın bir yolu gibi. Ve tabii saygı göstermenin de. Tek bildiğim bu. R. Miller, Spring ve 5. Caddede Wolf'un aktif bir sığınağı olduğuna dair bir taze istihbarat aldık. Mıntıkadaki tüm müsait askerleri al ve derhal sığınağa doğru yola çık. Şüpheli gördüğünüz herkesi infaz edin. Bölgenin güvenliğini sağlayın ve gelişimi bekleyin. Çavuş Ward. Emirler açık ve net. Ona ne diyorsun? Left Behind'de oynayacak mısın? Oynadık ya. Aha! Ninja Turtle gibi sallanırım valla. Bak şimdi. Teenage Mutant Ninja Turtles. Eli, dikkat et. Tamam. Taşıyor. Biraz yukarı çıkayım. Hah, tamam. Şimdi ileri. Hop, geri. İleri. Hop. Sorun yok. Hadi Dina. Tamam. Beş bin 774 mü? Of. Gelecekte miyiz? Hayır, salak İbrani takvimi o. Her yeni yılın başında bana ballı elma verirdi. Ne garip bir ailesiniz canım da siz. Canım çok çekti bak. Temel Torres, 70 yıl önce büyük babam 2. Dünya Savaşı başladığında ailesiyle Almanya'yı terk etmiş, biliyor muydunuz? Polonyalı bir ailenin insaniyeti ve cesareti sayesinde kaçabilmiş hem de. Dünya dönüyor ve tarih tekrar ediyor adeta. Bu gece ailem eşyalarımızı topladı ve senin insaniyetin sayesinde ve cesur adamların eşliğinde bu şehri terk ediyoruz. Sinagogumuzdan alabildiğimizi korumamıza yardımcı sinagogumuzdan alabildiğimizi korumamıza yardımcı olduğunuz için çok teşekkürler. Evimizi geride bırakmak zor olacak. İşin sonunda asıl önemli olan şey ise insanlar. Yaşayan insanlar. Omuzlarında ağır bir yük taşıyorsun. Umarım gece yarısı sohbetlerimiz biraz da olsa içini rahatlatmıştır. Aklında benden tek bir söz kalsın.
daha iyi bir dünya yolundan her sapıldığında çoğu kez o yola daha güçlü bir dönüş olur. Geleceğe dair ümidini hiç kaybetme. Eski bir atasözü der ki, karanlığı def etmek için tek bir mum yeterlidir. Tanrı seni her zaman korusun ve kollasın. Haham Ziyah Zaundas. Umarım sağ varabilmişsindir. Hadi. Merve Rozi, abone olduğun için çok teşekkür ederim. Tamam. Karanlığa düştüğünde veya bir çaresizliğe düştüğünde bir ışık ara. Look for the light. Tıpkı ateş böceklerinin dediği gibi. Tamam. Şimdi burayı da aldığımıza göre Shimmer'la birlikte şöyle ilerleyelim. Evimi özledim. Birazcık. Sen? Aynen, evet. Bir evim olmasını özledim. Aslında Joel özleyen yok. Bir çiftlikte yaşamak. Jackson'ın hemen dışında. Şehirde neden kalmayasın ki? Bilmem ki. Doğal olan fikrini seviyorum. Issız olurdu. Eğer tek başınaysam. Pekala. Bu çiftlikte biz koyun yetiştirip inek sağar mıyız? Benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır. Bu gerçekten güzel olurdu. Bu alet hatırlıyor musunuz? Last Pass 1'de Ellie'nin enfeksiyon olup olmadığı bu alet sayesinde ortaya çıkmıştı. Tess ve Joel'la ilerlerken. Tess de gitti, Joel da gitti. Hey gidey. Tezgahla şu an işim yok. Bir geliştirme yapmayacağım. Vay be. Evet. Burası YouTube için bölüm sonu. Bu bölüm sonu sizde. İyi seyirler. Güzel bir bölüme, güzel bir bölüm sonu olsun. Videoyu beğendiysen lütfen alttan beğen butonuna basarak kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmak için abone ol butonuna basmayı, bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Keyifli dinlemeler. O neydi öyle? Hiçbir şey. Ama ben o hiçbir şeyi çok beğendim. Ateş başındaki geceyi hatırladın mı? Evet. Me.
Beni o gün öpmeliydin. İstemiştim. Ben de. Pekala. Yola devam etmeliyiz. Doğru.